Hanımlar, beyler, Pinti Panda TV ekranlarına, benim canım Viking köyüme hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, afiyette misiniz? Evet, karşınızda gördüğünüz üzere Eivor, dişi Eivor ve Assassin's Creed Valhalla. Ve köyüm, evet, çünkü Assassin's Creed Valhalla'da artık geliştirdiğimiz bir köyümüz var. Savaşçılarınıza ekmek mi lazım? Git fırınını geliştir kardeşim, ekmek yesinler. Güçlensinler, canları 25 artsın. Biliyorsunuz Assassin's Creed Valhalla ile beraber artık Vikingiz. Ben yok. Biz varız. Yani bu ne demek? Eivor'un yanında iki tane, belki daha fazla da olabilir. Benim gördüğüm oydu yani. İki tane battal bodyguard olacak. Raidlere girdiğinizde sizinle raid atan işte kalkan bacılarınız, shield maidenlarınız ya da koç yiğitleriniz olacak. Yeri geldiğinde, yere düştüğünde kaldıracaksın. Yeri geldiğinde kapıya beraber omuz atacaksın. Bunun esprisine, bunun içinde köyünü geliştireceksin. Blacksmith'ini geliştireceksin, savaş gücü artacak. Ekmek yiyecekler, canları artacak. Balıkçı gelişecek, bilmem ne olacak. Olacak da olacak. Bunların hepsi o kuzeyden gelip İngiliz yarımadasını fethederken işte size gerekecek kritik şeyler. Evet. Oh, ne hızlı girdim değil mi? Bu arada bu ikinci videom sevgili YouTube. Ben bu videoyu bir çektiydim. 720p çekmişim. İnanmazsınız. Neredeyse 10 yılın YouTuber'ıyız ama hala sığırlık baki. Evet. Buradan tabi sevgili Ubisoft'a da Assassin's Creed'i önceden oynama fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Ama aklınızda şu şüphe olmasın. Hikaye falan hiç. Hikaye yerlerini, boss fight'larını ben hiç bakmadım bile. Sungur kapıştı, oynadı. Ben tamam, ben çıkınca oynarım yaptım. Bu arada mekan nasıl? Jarl mekanı. Tabi burada Jarl olmuyor, Earl oluyordu galiba. Mekana bak. Neyse. Dolayısıyla herhangi bir spoiler yok. Sadece önceki oyunlara göre yenilikleri Valhalla'ya kendini has neler katmış, onları ben size 8-10 dakikada özetleyeceğim. İçeride süpürge çalışıyor. İnanılmaz. Neyse, size gelmiyordur diye umut ediyorum. Şimdi şöyle. Hemen bunları anlattık. Gel. Gel babam. Şöyle. Tamam siz konuşursunuz. Benim asıl olayım şöyle. Hah, şuradan ata çıkalım. Bu arada kayıt üzerinden hemen açtım. İşte notlarımı aldığım dakikaları oradan ben size gezdireceğim. Şöyle biraz manzarayı konuşurken. Bir önceki, bir ay evvel oynadığımız Assassin's Creed'de her şey çok karanlıktı. Özel bir bölgede oynatmışlardı bize. Hatırlarsınız videoyu. Koyu pastel renkler, koyu ateşler, gökyüzünü kapkaranlık bir gökyüzü, o yanan okların aydınlattığı falan. Meğersem koca İngiltere haritası. Burası mesela göbek, Mercia. Daha böyle hani diğer Assassin's Creed'lerden de alışık olduğunuz yeşillikler, ağaçlar, şunlar bunlar. Kuzeye gidiyorsun, karlar, doğusunda yağmurlar, o karanlık pastel hava. Güneyi nasıldır bilmiyorum ama oranın da kendine has bir özelliği vardır. Bir önceki videoyu hatırlayın ya da istiyorsanız şu anda bir durdurup bakın. Bir de şuna bakın. İnsanın içi açılıyor. Bak kameraya çık, bak dağlara bak. Birazdan da göreceksiniz. Neyse. Özetle o ilk Mısır'da Origins'te başlayan, sonra Yunanistan'da Odyssey ile devam eden seri şu anda artık İngiltere'de bir Vikingli olarak Valhalla ile devam ediyor ve yine kendine has özellikleri, yenilikleri var. Savaşları gösterdim daha evvelki videoda. Şeylere girdik, raidlere girdik. Gene bir gösteririm isterseniz. Ki gösteririm isterseniz değil yani. Bir bakarız. Bir 30 saniye, bir dakika. Ama asıl olay neler kattı. Şimdi şurada şöyle bir hop çık. Öf anam. Öf. O ağaçta sanki bir gariplik vardı ha. Böyle bir hissettiniz mi bilmiyorum. Sanki bir şeyler vardı. Gidelim o ağaca. Bir atlayalım. Bir gidelim. Ben şuraları ilerleteyim. Ha, bu arada karşıdaki şehir işte. Gittin. Daha gitmemişiz tabii bu sırada. Zenginlik, gizemler, artifaklar, bunlar kritik. Gizemler kendimizi geliştirmek için, zenginlik kazandığımız kaynaklarla işte benim canım Viking köyüm, askerlerim, kalkan bacılarım, bunları geliştirecek kaynakları yağmalayacağız tabii ki. Yağmalar yapacağız, yeri geldiğinde savaşacağız, birilerini kurtaracağız, edeceğiz. Şimdi tatlım oraya doğru yürüsün, kendimi çekiyorum ki şu manzarayı güzelce görün. Tabii
dizilerden de alışıksınız. Bu defa ben oyunun bambaşka yönlerini anlatmaya çalışacağım size. Zaten şurada 3 hafta kaldı. Dişin sıkın. How about a wager? Şöyle. Hatta şöyle. Tamam, bu iyi. Atışma safhasına geldik. Ben videolar arasında geçiş yapıyorum gördüğünüz üzere. O şeylere takılmayın yani. Oyunun kritik noktalarından biri bence atışmalar. Şöyle, atışmalar mini oyun gibi gözükebilir. Mankenliçiler bilir, çok eski, 30 yaş üstü olan. O sana bir şey der, sen karşılıklı çat 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 cevabını koyarsın. Burada da aynı şekilde. Sen şöylesin, böylesin diye hakaret var. Burada mesela ilkini seçmek lazım karşılık olarak sanırım. Çünkü kafiyeli o. Yanlış bu. Sıçtı, evet. Bu benim oynayışım değil belli. Neyse. Peki bu atışmaların esprisi nedir? Evet, mini oyun. Bak bak, laf sokuyor. Hey, ne koydu lafı falan. Neyse. Bu atışmalarda kazanıp kendinizi geliştirdiğiniz zaman hikaye modunda işinize yarıyor. Evet, hikaye modunda normal kralla konuşurken, kurtardığınız biriyle konuşurken, görev alacağınız bir NPC ile konuşurken bu atışmalarınızın atışma gücü, yani kapasiteniz, karizmanız diyelim Falloutçular için, speech skill'iniz diyelim, ikna kabiliyetiniz diyelim yükseldiği için farklı diyaloglar açabiliyorsunuz. Ha, bu oynanışta ne kadar etki eder bilmem ama en kötü bize getirisinde hani kazanacağımız kaynaklarda ya da yapacağımız görevin zorluğu konusunda avantaj sağlayacağı kesin. O yüzden bu atışmalar önemli. Peki, diğer bir konuya gelelim. Alkol. Evet, şimdi Viking bacıları. Bak, 13 alkol timestamp'i de atmışım. 13'e gelelim. Gördüğünüz gibi benim Viking bacılarım 2 kadeh. Ne lan bu? Bira mı? Alkol, şarap mı? Ne bu? İçmesinler mi? İçsinler. Evet. Teyzelere bak. Yapıştır diyor. Yürü. Ah, bu. Sonunda ne oluyor? Hızlandıralım burayı bir dakika. İzninizle bir hızlandırayım. Ha. Kaybetti. Bacım kazandı. Pat pat göğsüne vurarak. Sonraki, sırf bunun için gösterdim. Alkol, ağzınızla için. Tamam. Viking bile olsanız alkolü ağzınızla için arkadaşlar. Kimseyi rahatsız etmeyin. Böyle çakır çakır dolaşırsınız sonra ortalıkta. Tamam. Tamam. Gelelim raidlere. Bir raid göstermezsem olmaz. 13. dakika demişim. Dur. Hah, buradan girsin. Biraz kapışsın. Savaş mekaniklerini tekrar hatırlatmam gerekirse, bu arada şeyi geliştirmişler. Hani bir önceki oynanışımızda siz de fark etmişsinizdir. Bitirici hareketler falan tam oturmuyordu. Kafasını ezeceğin tam denk gelmiyordu. Şey, gene mükemmel değil ama bayağı oturtmuşlar yani. Animasyonlar ve aksiyonlar yerine oturmuş. Hala eksiği var. Kalan 3 haftada, 1 ayda da tamamlarlar. Oyun çıkmasına 3 hafta kaldı diyorsunuz. Orada da cuk otururlar. Şeyi çok güzel. Önceki Assassin's Creed'leri unutun. Bu sert. Eğer ilk defa izleyen varsa tekrar hatırlatmak isterim. Bu sert. Bunda sapladın mı baltayla savurup aşağı atarsın. Ha, bir God of War kadar değil tabii ki. Ama bir Assassin's Creed'in yaklaştığı en sert, en hani böyle rah, lan lan dedirtecek dövüşlere sahip olmuş Valhalla bu açıdan. Ben takdir ediyorum. Görüyorsunuz aksiyon ortamı. Canım, yuvarlan, yuvarlan, dajla, dajla, şey, çift şey. Evet, onun dışında gene geçen videodan hatırlayacaksınız. İki farklı elinizde iki silah kullanıp onları ayrı kontrol ediyorsun. Çifte balta. Bir bu tarafla vurursun, bir bu tarafla. Bu elinde, sağ elinde balta vardır, sol elinde kalkan vardır. Mesela ortaya koydu, kafayı ezdi. Bir tık daha iyi. En azından baktığında sırıtmıyor. Onu ince ayarlarını, şeylerini yaparlar diye tahmin ediyorum. Çok uzatmadan devam. Başka ne var elimde? Ne var? Ne vereyim abime? Bir de oho, 10 dakika olmuş zaten. Tamam. Bunu yaptık, bunu yaptık. Bu ikisi boş geçmiş. Şurada da bir boss fight gösterelim. Ama bu boss fight'i kim oynamışsa benim değil. Ha, haritayı da dur bakayım, haritayı biraz daha şöyle. Ha, güzel. Bu sadece bir bölge oynadığımız. Bunun gibi 4 büyük bölge var bu arada. Ki yani biraz daha aç. Helal. Gördüğünüz gibi Doğu Anglia bilmem ne, biz şu anda Mercia'dayız falan filan. Daha neler neler. Şöyle atla gezerken ben ufak birkaç şey daha söyleyeyim. Sevgili YouTube.
sevgili Facebook, canlı yayınlar için söylüyorum. Bize haftalarca sürecek bir keyif olacak bu oyun. Ve bu gördüğünüz bütün özellikleri, bütün ana hikaye, elleşmedim bilmiyorum, ana hikaye, bütün boss fightlar, bütün mitik, mistik canavarlar ya da karakterler diyelim. Hatırlarsınız Odyssey'nin ek paketini nasıl fullemiştik. Burada da aynı şey yapacağız. Bütün haritayı açarak ya da Ghost of Tsushima'yı hatırlayın. Bütün haritayı açarak, bütün şeyleri yaparak, hakkını vererek bitireceğiz. Uzun zaman alır ama ağızda müthiş bir tat bırakır. Bu Leofrit şeyi, ben bunu tokatlamıştım ama bu benim footage'ım değil. Olsun yani. Bizim çocuklardan biri. Yabancı değil yani. Boss fight'lar da eskisine göre daha zor. Burada şöyle bir şey var. Stamina'yı kırmak gerekiyor. Stamina'yı kırdığınız zaman, diğer Sekiro'dan falan da hatırlayabilirsin. O zaman vuruşlarınız pa 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 tam vurmaya başlıyor. Bitirici hareketlerini stunlamaya daha sert şey yapmaya başlıyor. Etki etmeye başlıyor. O zaman rakibe asıl hasarı verebiliyorsunuz. Başta o yüzden vurdum, kaçtım, dajladım. Vay o benim staminamı kırdı, vay ben 12'ni kırdım. Ama ondan sonra baltayı alıyorsun, çıtaks diye çakıyorsun. Gazoz kapağı gibi açıyorsun. Bir önceki videoya göre ve geçtiğimiz iki Assassin's Creed oyununa göre farklarını, ya bu ne be, farklarını özetlemiş oldum sizlere. Çok da tutmadan 12 dakikada umuyorum keyif almışsınızdır. 3 hafta kaldı, dayanın. Assassin's Creed Valhalla macerasında buluşana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın.